Merhaba B Gazete izleyicileri. Bugünkü röportajımızı BTSO'dan gerçekleştiriyoruz. İnsan Kaynakları Zirvesi ve Dernek İKAİDER'in Dernek Başkanı Sayın Bülent Öz yanımızda. Efendim merhabalar öncelikle. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkürler. Bugün güzel bir seminer gerçekleştirildi. Bursa'da bütün İK uzmanları ya da yöneticileri, çalışanlar bir araya geldi. Neler söyleyeceksiniz? Siz de açılış konuşmasını gerçekleştirdiniz. Ya öncelikle tabii tüm meslektaşlarımıza burada yoğun katılımdan dolayı teşekkür ediyoruz. Sizin de bildiğiniz üzere İKAİDER bundan 9 yıl önce kuruldu. Temel noktasında insan kaynaklı yöneticilerin meslektaşlarımızın bir araya gelerek oluşturduğu bir dernek. Bugün itibariyle 400'e yakın üyesi olan Bursa'nın en güçlü sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Tabii bu kapsamda özellikle pandemi dönemiyle yaşanan bir takım sorunları da göz ardı aldığımızda böyle bir zirveye, böyle bir ihtiyaca özellikle meslektaşlarımıza yoğun baskılar sonucunda böyle bir zirve organizasyonu tamamladık. Peki biz burada ne yapıyoruz, neyi konuşuyoruz? Aslında biz burada yetenek yönetimini konuşuyoruz. Pandemi sonrasında çok zor şartlar, çok zor koşulları yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz hali hazırda. Özellikle işletmenin bünyesine kattığımız personellerimizin işletme içerisinde yeteneklerin tespiti, bunun sürdürülebilir hale getirilmesi ve organizasyon içerisinde rekabetçi en verimli hale getirilmesi noktasında özellikle bu yaptığımız yetenek yönetimi yaklaşımı son derece önem arz ediyor. Tabii burada şu da önem yapısında yetenek yönetimi tanımlarken burada tüm meslektaşlarımızla tanımlıyor. Özellikle kişinin bireyde kendini tanımlaması, şirketin verimlilik eksenindeki süreçleri yönetmesi noktasında son derece önem arz ediyor. Bugün gerek İstanbul'dan, gerek Bursa'dan, gerek Türkiye'nin muhtelif yerlerden canlı yayınlarımıza katılıp sorular soran, zirvemizde ilgi gösteren, destek veren tüm hem sponsorlarımıza hem de meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir etkinlik oldu. Gün boyunca devam edecek. 5 farklı oturumda yeteneğin tüm aşamalarını konuşuyoruz sponsorlarımızla birlikte. Burada tabii tek tek ifade etmek de aslında hani zaman ve koşullar pek müsait değil ama özellikle BTSO'ya bize bu yerleşimi noktasında destekleri olduğu için de bizzat kendim ifade etmek istedim. Teşekkür ederiz. Güzel bir etkinlik oldu. Devam da ediyor. Önümüzdeki dönemde de çok yoğun çalışmalarımız olacak. Özellikle İKAİDER'in bu ay sonu itibariyle genel kurulu olacak. Genel kurulun akabinde de meslektaşlarımıza hem iş ve sosyal güvenlik hukuk alanındaki tüm alanlarda hem de sosyal hayattaki bir takım desteklerle güzel bir çalışma olacağını umut ediyoruz. Tekrardan tüm basın mensupları başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Başarılarınızın, çalışmalarınızın daim olmasını diliyoruz B Gazete olarak. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bugünkü seminerdeki konuşmacılardan biri de Doktor Levent Seviç'ti. Şimdi panelde kendisi neler paylaştı İK çalışanlarına, uzmanlarına bu soruyu yönelteceğiz. Efendim nasıl geçti panel? Gayet verimli geçti. Ben potansiyel nedir ve nasıl ölçülür bu konu üzerinde durdum ve onları anlattım dinleyicilere. Özellikle yetenek yönetimi süreçlerinde potansiyel belirleme önemli bir başlık. Burada da hem sık yapılan hatalar olabiliyor. Bunların üzerinde değindim ve potansiyel kriterleri nelerdir, güncel kriterler, bunları özetledim. Efendim bu İK'nın önemine vurgu yapacak olursak, özellikle bu kurumsal firmalarda bir köprü görevi görüyorlar değil mi hiyerarşide? İşverenle çalışanlar arasında. Neler söylemek istersiniz bu? Özellikle insan kaynakları uzmanlığı eğitimini alsınlar mı? Bir kere İK profesyonellerinin hepsinin İK uzmanlığı eğitimi alması gerekir. Yani İK insan kaynakları özellikle 90'lardan sonra popüler oldu ama bugün son derece önemli bir konumda. Yani çünkü tüm şirketler insan odaklı uygulamalar yapmanın peşinde. Bunun da yolu insan kaynaklarından geçiyor. Neden insan odaklı olmalıyız? Çünkü şu anda çalışanların yani iş gücünün yapısı ve beklentisi çok değişti. Eskisi gibi değil. Dolayısıyla da yetenekleri elde tutabilmek için bizim İK uygulamalarımızın güçlü olması lazım. Güçlü İK uygulamaları için de bunları bilen kişilere ihtiyaç var. Bu da aslında iyi bir sertifikasyon programıyla başlar. Çok teşekkür ediyoruz bugünkü katılımınız ve konuşmanız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, panele katılım gösteren sponsorlardan ARC Güvenlik'ten Sayın Yavuz Eyüpoğlu da şu an yanımızda. Efendim nasıl geçti seminer sizin açınızdan? Yani sektör anlamında çok başarılı bir oluşum olduğunu düşünüyorum. Değişik firmaların İK müdürlerinin, yöneticilerinin bu sektörde bir araya gelerek paydaş olmaları anlamında başarılı olduğuna inanıyorum. Bence siz de çalışanlarınızla mı iştirak ettiniz bugünkü panele? Evet, biz hem kendimizi paydaşlarımıza tanıtalım, iş ortaklığı yapalım. Hem de bu sektördeki iş paydaşlarından birisi olduğunu göstermek amacıyla biz de birlikte çalışanlarımızla katıldık, evet.
Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, panelden gerçekleşen yayınımıza şu an ara verdik. Üçüncü oturum gerçekleşecek. Yanımızda da referans gruptan Duygu Kolaçoğlu bizlerle birlikte. Efendim nasıl buldunuz semineri? Merhabalar. Muazzam bir organizasyon. Zirve gibi zirve oldu gerçekten. Çok da faydalı bilgiler edindik. İçerideki tüm konuşmacılardan da doyurucu bilgiler aldık. Bu anlamda ben öncelikle sevgili hocam Bülent Öze, sevgili arkadaşım Gönül'e ve Yılmaz Uyar'a ve İKAİDER'in tüm kıymetli üyelerine çok teşekkür ediyorum. Referans grup olarak da bu organizasyonda sponsor olduk. Bizim için de mutluluk verici tabii ki. Teşekkür ediyoruz katılımınız için Duygu Hanım. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.